Cumhuriyet Başsavcılığı yangın yardım paylaşımları konusunda soruşturma başlatmış. Diyor ki organize bir şekilde bazı kişi ve gruplar halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini aşağılamaya çalışıyorlar. Biz bunu saptadık diyor. Devletin aziyet içinde olduğunu gösteren paylaşımlar diyor. Ve dış mihraklı olarak Türkiye'yi, acaba şöyle söyleyebilir miyiz? Yardım suretiyle darbe yapmak gibi ya da işgal etmek gibi bir amaca hizmet eden paylaşımlar olabilir mi? Onu şimdi acaba? Yani şimdi bir yazar, bir kadın yazar, biliyorsun AKP'nin ve Erdoğan'ın. Sen söyledin, ben söylemedim. Ay, ben söylerim, peki. Ben söylerim. Ben peki. Hatta söylemekle kalmadım, hazırladım. Evet. Hilal Kaplan darbe kokusu alıyorum dedi. Evet. Diyor ki bak, aynen sosyal medyadaki gayrimilli hesapların FETÖ'yü açıktan savunma telaşı. Bunlar kim hiç bilmiyorum. AK Parti'ye yakın herkesi açık açık infaz edeceklerini söylemelerine varan cüretleri, bunlar da kaç kişidir, nerededir hiç bilmiyorum. Türkiye'ye yardım et, sadede geliyor. Kampanyasındaki troll ağının yurt dışından beslenmiş oluşu, bu ve benzeri tüm işaretler bana derken bana değil Hilal Kaplan'a, geçirdiğimiz kışı ve unutmadığımız ayazları anımsatıyor. Darbe olasılığını 15 Temmuz'dan 4 ay önce yazdığımda da paranoyaklıkla suçlandığım için yine aynı numarayı uygulayacaklardır. Ama garip bir hareketlilik var. Benden söylemesi, gelmekte olan darbe girişimini tahmin ettiğim yazımın başlığıyla bitirelim. O 15 Temmuz'daki uyarıyla. Biz hazırız diyor. Şimdi Türkiye'ye yardım et kampanyasındaki troll ağı yurt dışından beslenmişmiş. Acun Ilıcalı'nın bundan haberi var mıymış? Erdoğan'ın o kadar sevdiği, yan yana böyle kaç defa fotoğraflar verdiği Acun Ilıcalı tam da bugün bu kampanyaya katılan herkes neredeyse vatan haini ilan edilmişken bunu paylaştı. Kendi Instagram hesabından o da bir çağrıda bulundu. Çok ayıp etti herhalde mi? Belki onun de kaldırmıştır da bu soruşturmadan sonra, biliyor muyuz onu? Bu çağrısını kaldırmış bugün olabilir. Bugün var mı tabii orada? Canım. O zaman hesabını verecek. AKP'ye çok yakın bir insan. Ay şimdi diyecekler ki hani kimisi dış mihrakların şeyse. Meğersem öyleymiş. Ama Acun Ilıcalı da belki kandırılmış olabilir diyecekler. Yani oradaki Acun Ilıcalı için şunu söyleyebilirim. Yani kendini sinsice hükümetin yakınına sokmuş bir dış mihrakların ajan provokatörü. Böyle bir durum mu var acaba? Yani bugüne kadar kendisini gizledi ve bu işte küresel çağrıya katılarak da kendisini deşifre etmiş oluyor. Yani çok bu arada arkadaşlarım bakmışlar, Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında hala duruyor. Hala duruyor. Ama acaba şöyle bir soru ben de sorayım. Acaba Acun Ilıcalı bu savcıların bu konuda soruşturma açtıklarından haberi yok mu henüz? Bir haber olabilir bu konuda. Yani haberi olsa da olmasa da Allah aşkına, yani neticede bu ne? Yani şimdi hakikaten ne denebilir? Gerçekten ne denebilir? Türkiye bu konuda başarısız oldu ve bu konuda eğer gerçekten de dışarıda bir Türkiye'de bir hükümet karşı çıkış, başka bir şey, evet, soruşturma açılması başka, evet, bir şey. Hükümet bu konuda başarısız oldu. Yangınların bu kadar alıp özellikle uçakların olmaması, 3 tane uçakla anlaşma yaptı, Rusya ile anlaşma yaptı vesaire falan. Hazırlıksız, felaketlere hazırlıksız bir iktidar söz konusu. Bugüne kadar hiçbir felakete, gelecekteki, yakın gelecekteki, yani bugünkü felaketlere hiçbir hazırlık çalışması olmayan bir iktidardan bahsediyoruz. Hep bugünkü rant meselesini ve bugünkü paylaşım meselesini gündemine alan ve bu konuda çalışan Kanal İstanbul dahil olmak üzere Ama ülkeyi bekleyen felaket, deprem felaketi başta olmak üzere yangınlardan bir haber olabilir miyiz? Dünya yanıyor Ayşenur. Avustralya 300 gün yandı. Birkaç Türkiye büyüklüğündeki toprak, orman alanlarını yaktı, bitti. Kimse onu söndüremedi. Aa, bak tam sırası gelmişken, o sözünü ettiğin yangınlar sırasında, sonrasında Başbakan, Avustralya'da Başbakan kıtanın diyeceğim, kıta ülkenin güney kesimine gidiyor. Ve bakın nasıl karşılanıyor. Daha önce izlemiş olabilirsiniz, hatırlayacaksınızdır izleyenler. Buyurun. Hello. How are you? I'm only shaking your hand if you give more funding to our RFS. So many people here have lost their homes. We need some beds. We don't have enough beds. We need more help. How come we only had 4 trucks to defend our town? Because our town doesn't have a lot of money, but we have hearts of gold, Mr. Prime Minister. Nah, you're an idiot, mate. You really are. You won't be getting any votes down here, buddy. You're an idiot. Liberal around here. Nobody. No Liberal votes. You're out, son. You are out. Good night, Lorna. Every single time this area has a flood or a fire, we get nothing. If we were Sydney, if we were North Coast, we would be flooded with donations, with urgent emergency relief. 4 trucks to defend. Don't come back. You're not fucking welcome. Bunu seyretmemiştim. Yani bakın şimdi neler söyledi, sen bir salaksın bile dedi. Muhtemelen Başbakan'a dedi. Başbakan'a evet dedi. Muhtemelen Başbakan ya hani insanlar şu anda zor durumda, acılı. Bulaşma, sakin ol dedi, yürüdü gitti. Evet. Şimdi bakın bir kadıncağız gelecek, Zeynep Hanım. Mesela bu kadın bence her şeyi söyleyebilir. Her şeyi. Neden mi? İzleyeceksiniz. Çulum çabudu, nelerim vardı. Kül olan birikimine bakıyor. Belki geriye bir şeyler kalmıştır umuduyla. Çocuk uykudan uyandı. Evimiz yanıyor kuzum, evimiz yanıyor dedim. Çiçekler, ağaçlar, böcekler, ormanlar yanıyor. Yaşam alanları, evler, ahırlar. Adres Mersin Aydıncık. Zeynep Kale çıkan yangında hem evini kaybetti hem serasını. Onu en çok üzense kızının yanan çeyizleri oldu. Geldik ne bakacaksın? Bizim ev hiç kalmamış. Çocuğumun ceyizi de daha çok üzüldüm. O kendi şeyimi unuttum. Çocuğum için aldığım şeyler için. Kadın evini ön plana çıkarmamış, çeyizin ön plana çıkarmış. Farkında mısın? Evi de yandı tabii ki. Onun acısını, bütün eşyalarını şey yanmış ve çeyizi. Hep çeyizi üzerinde duruyor. Ya. O çeyizi, sen de demin söylüyordun.